Arkadaşlar merhaba. Bu hafta Sulu'ya tanıtım videomuzda yine karşınızdayız. İkinci bölüm. Sulu'ya markaları, pigmentler, şeyler, stikler ve ayrıca Sulu'ya detaylarımızı anlatacağız. Ve bir bölümümüzde de fırçaları anlatacağız. Canlı yayında ilk önce markalardan başlayalım istersen. Evet, Sulu'ya markalarımız şöyle. Bunlar çift taraflıdır. Bir tarafı fırça uçludur, esnek kavuçuk uçludur, gördüğünüz gibi. Diğer tarafı daha incedir. Bunların diğer markalardan farkı içeriği su boy olması ve pigmentten yapılıyor olması da gerek şeyi. Gördüğünüz gibi Pitera Green Yellow Sheet. Bunda da transparanlık dereceleri yine mevcuttur. Şöyle. Ve kullanılan pigmentler yazar. Evet. Ve renklerimiz bu şekilde. Birazdan denemeyi de size farklarını daha detaylı anlatacağız. Daha sonra denenecek ürünleri daha kısa anlatacağım. Deneme esnasında geçen haftaki gibi anlatımı daha detaylı yapacağım. Evet, profesyonel stick sulu boya. Yine bu da pigmentler, pigment çubuğu diye geçer. Yurt dışında bunu aslında medium da diyorlar ama çok yoğun pigment oranlarına sahiptir. Normal sulu boyanın daha yoğun olduğunu söylüyorlar. Ve yine bunda da transparanlık işareti vardır. Pastel gibi ama sulu boyadır. Bilginiz olsun. Renk seçeneklerimiz yine bu şekilde. Evet. Daha sonra daha detaylı olarak ben fırçaları anlatmak istiyorum. Ve sulu boya bölümünü tekrar bir alalım. Geçen hafta almıştık ama yine bir tazelemekte fayda var. Evet. Sulu boyalarımız. Setler. Setlerimiz. Evet. Dev tablet sulu boyalarımız. Özenle. Evet. Mükemmel silinmiş. Bunlar taş sulu boya. Sulu boya ile ilgili ne ararsınız? Her şey raflarımızda mevcut. Çiftlerimiz. 5 milim, 14 milim ve 37 milim gibi. Var medium. Evet, medium. Ve fırçalarımız. Şimdi bir sonraki turun ilk önce fırça, sulu boya fırçasının neden farklı olduğunu anlatayım. Sonra da çeşitlerini anlatmak istiyorum. Sulu boya fırçaları akrilik fırçalarından farkı daha ince kıl olması. Bu sayede daha çok boya taşıma kapasitesi oluyor. Sulu boya yani adı üstünde çok ince olduğu için kılların ince olması bu yüzden daha farklıdır. Ve o yüzden daha çok boya taşır ve daha rahat yapabilirsiniz. Kıl inceliği çok önemli bir detaydır. Yani bu şeyde bilginiz olsun. Şimdi Kodman serisinden başlamak istiyorum. Sentetik fırçalarımızdır. Ama çok güçlü sentetiğe sahiptir. Sentetik de kendi aralarında kalite kalite değişkenlik gösterir. Yine kılların çok ince olması sayesinde çok detaylı bir şekilde çalışmalar yapabiliyorsunuz. Bunların işte yuvarlak uçları şöyle. 111 serisi. Evet. Kotman'ın normal sulu boya fırçalarımız şöyle geçiyor. Uzun kıllı liner fırçası, dal fırçası, birçok ismi olan fırçası şöyle. Sulu boya için kullanılan. Bunun 202 serisi var. Çok güzel bir seridir o. Şundan olması lazım. Evet. Şöyle arkadaşlar. 222 yanlış telaffuz ettim. 111'den 111'in boyu daha kısadır. Şimdi mesela bunun 3 numarasıyla bunun 3 numarasını yan yana getireceğim. Bunun kılları daha uzun olması farkı. Liner fırçasının daha farklıdır. Liner gibi kıyaslamayın arkadaşlar. Evet, ondan farklıdır bu. Şöyle göstereceğim. Evet, yan yana koydum. Ve arasındaki kıl farkı sayesindeki seri farkı bu şekilde. Daha sonra sulu boya için üretilen düz uçlu
sulubaya fırçaları. Birçok arkadaşımız şey yapar yanlışlıkla. Akrilik fırçası alıp sulubayla yapmaya çalışır ama paletten aldığı anda kağıda gidene kadar fırça kalmamış oluyor. Aslında doğrusu bu. Yani bu fırçaları kullanabilirsiniz. Suluba için üretilen, ince kıllara sahip, boya taşıma kapasitesi oldukça yüksek fırçalardır. İşte bunların uzun saplı olanları var. Aslında sulubaya da uzun saplı çok nadir bulunan fırça serilerinde var. Bu o yüzden çok avantajlı oluyor ve kısa saplı olanları var. Daha sonra zemin ıslatmak için geniş fırçalarımız var. Şöyle. Bunların hepsi suluba içindir arkadaşlar. Kedi dili serisi var. Yan kesik vere fırçalarımız var. Evet. Daha sonra da yelpaze fırçalarımız var. Bunların hepsi suluba için olan fırçalarımızdır. Kılları oldukça ince ve şey gibi böyle sanki kediye dokunuyormuş gibi. Yumuşacık. Yumuşacık. Daha sonra skate leg serisine geçmek istiyorum. Aynı Coltman'da anlattığım gibi bütün boyları mevcut. Bunun farkı, kıl farkı tabii ki. Ve üzerinde yazar. Sable sentetik, yarı yarı. Yani yarı samur, yarı sentetiktir. Yani Coltman serisini bir üst segmeni olarak düşünebilirsiniz. Yine Winsor'un fırçası. Bunu tesipte de çok kullananlar var. Tesip niyetini yapanlar için de güzel bir fırça serisi. Sulubay'a da oldukça başarılı bir seridir. Bunun da yine aynı şekilde 101-202 diye işte düz uçlu olanları, yelpazeleri var, liner fırçalarımız var. Şöyle hazır düzenimizi yapalım. Sonra profesyonel serisi var. Profesyonel fırçalarımız. Bunlar samurdur. Samur, yani samur sadece bir kıl değil olarak düşünmeyin. Samurun da kendi çeşitlerinde bölgesel kılları var. Onlar da sulubayı da farklı gösterir. Bunlar ve seri 7'lere şimdi anlatacağım. Seri 7'ler sadece samurun... Yayınlarımızı kaydediyoruz. Tekrar izleyebilirsiniz. Endişelenmeyin. Evet. Seri 7'ler samurun sadece ense tüyünden yapılır. Bu sayede daha çok başarılı, ucu ok gibi oluyor. O yüzden seri 7 yıllardır bir numaralı fırça diyebiliriz. Şimdi profesyonelleri anlatıyorum. Samur fırçalardır ve bunların farklı fırçaları var. Yine düz uçlu, yumuşak, büyük, geniş fırçalarımız. Sonra bunun fırçasının bir tane farklı bir şeyi var arkadaşlar. Bakın ucunu görebiliyor musunuz? Görünüyor mu? Hı hı. Şöyle yapsam daha iyi görünür. Gözüküyor. Ucu ok gibi. Aslında kalın. Kaç numara? 6 numara. Ama ucunu gördüğünüz zaman ok gibi ucu var. Gövdesi tombul, boyayı daha çok hazinede tutabiliyor. Ucundan da az bir şekilde ince ince detaylarda çalışabiliyorsunuz. Bu sayede gayet iyi bir fırça şöyle. Arkadaşlar. Sulubay için çok iyi fırçalar, bilginiz olsun. Ama bu işin şahı seri 7 diyebilirim. Evet, seri 7'lere geçiyorum. Seri 7'lerde de işte aynı şekilde dediğim gibi. En kaliteli fırçalarımız tüp içinde muhafaza ediliyor. Seri 7'nin samuru sadece ense tüyünden yapılan fırçadır. Ve büyük numaraları Salırbaş gururla sunar. Şöyle bakın arkadaşlar. Daha büyük numaraları da var. Bu kaç numaraymış mesela? 5 numara. 5, 6, 7 gibi büyük boyutları da mevcut. Şöyle. Ve mıknatıslı kapak. Özellikle. Özellikle, evet. Daha sonra kimi sanatçımız sulubayı için samuru falan hikaye ederler. Ben sincaptan başka fırça kullanmam diyenler çok var. Sincap kılı fırçalarımız bu şekilde. Şöyle. Bunlar orijinal sincap kılıdır. El sarımıdır. Telleri falan da görebiliyorsunuz zaten. Ve içerindeki yapışkanıyla yapıştırılıp üzerine tellerle sıkıştırılıyor ve kesinlikle kıl dökme yapmaz. Suda ok gibi ince oluyor ve boya taşıma kapasitesi en yüksek fırçadır. Boya ve su değil. Geniş hani çalışmalarınızda çok rahatlıkla yapabileceğiniz genişliklerde şöyle gerçekten efsane. Yani dokununca farklı bir his alıyorsunuz yani. Kesimini görüyorsunuz zaten. Kısadan uzuna doğru gider ve ucu ok gibi olur.
arkadaşlar. Wilson Hornigton seri sincap kılı fırçalarımız. 52-50 serisi. Bilginiz olsun. Fırça ya çok önemli bir detaydır. Her şeyi telafi edebilirsiniz. Kağıdı telafi edebilirsiniz. Boya telafi edersiniz. Ama fırçanız kötü olduğu zaman çalışmanızı yapacak başka bir hani şey yok. Elle yapacak durumda değil. Yani o fırça. Fırça o konuda çok önemli bir faktördür. Daha sonra kağıtlarınızı tanıtmak istiyorum. İnsanlar için iki türlü kağıt yapıyor. Bir akademik türde. Onların renkleri açık gridir. Şöyle. Bunun tellisi ve telsizi olarak boyut boyut değişkenlik gösterir. Evet, şunun gibi mesela. Bunlar sentetik kağıtlardır ama sentetik kağıtların da fırçalar gibi hani birçok kalitesi var. Zeminindeki Arap santı sayesinde çok verimli bir iş yapabilirsiniz. Bunlar başlangıç türü ama yani şey değildir. Çok kaliteli bir sonuç veren kağıtlar değil. Onların şu şeylerde sevdiğinizdir. Bunlar da profesyonel %100 pamuk kağıtlarımızdır. %100 kotondur. Bunlar kenarları mumludur. Açık olarak da şöyle bir tane göstereceğim size. 3 tane farklı dokuya sahip. Hot press yazan sıcak baskıdır ve dokusuzdur. Şöyle. Evet. Cold press yazan orta dokuludur. Dokusu hafiftir. Hafif bir dokusu göstereceğim vardır. Göstereceğim ben o dokularını. Dokuları göstereceğiz. Aynen. Rock olan da yeşil etiketli olan, mavi etiketli olan. Cold press yeşil etiketli olan rock. O en kalın dokuya sahiptir. Bunların kenarları mumludur arkadaşlar. Şöyle. Yani çalışma esnasında sizin kağıdınız dağılma yapmayacaktır. Şöyle görebiliyorsunuz. Açmak için de şuradan bir spatula yardımıyla araya koyduğunuzu verdiğiniz zaman kenarından otomatik yırtılıyor. Hiçbir zarar vermeden çıkartabiliyorsunuz. Çok güzel kağıttır. Kesinlikle kabarma yapmaz. Ve asitsizdir. Bu sayede çalışmanız gerçek bir çalışmaya dönüşebilir. Yağlı boya için tanıtıcı bilgiler bekliyoruz. Yağlı boya için bir sonraki programda görüşürüz. Sulu boya kağıtlarımızı anlattık. Evet. Şimdi denemeler için arkadaşım Elif'e devrediyorum. Burada diğer sulu boyamızı daha detaylı bir şekilde anlatacağız size. Önce sulu boya isteklerinden başlayalım. Bunlar profesyonel evet. Seriler zaten. Şimdi sulu boya isteklerimizden bahsedeceğiz. Bir sorun kağıdını kullanıyoruz zaten. Bu %100 pamuklu olan seri kağıdımız. Evet. Tamam. Tamam. Bunların Emre'nin de dediği gibi yine ben göstermek istiyorum hani. Evet, evet. Hatta kıyaslamış gibi olalım. Örtücükleri evet. Şu şekilde gözüküyor. Transparanlık oranları yarı opak ve yarı transparan gibi değişiyor. Bunların taşımaları ve kolay. Bunlarda da seri ibareleri var. Seri 1 ve seri 4. Ufak rakamlarda bir fiyat değişiklikleri olabiliyor. Evet, şimdi arkadaşımız denemesini yapıyor. Bunları hem kuru hem de ıslak bir şekilde kullanabiliyorsunuz ayrıca. Hı hı. Kağıdımız hat tabi. Kağıdımız rock olduğu için böyle biraz şeylik oluyor ama dokulu olduğu için ara dokularına tam girmiyor. Evet, Kotman serisini kullanıyor arkadaşımız. Evet. Gördüğünüz gibi sulandırması da çok kolay. Hı hı. Hemen dağılım yapıyor. Sulu boya. Aynı sulu boya gibi. Dağıtabiliyorsunuz. Ve pigmentlere profesyonel pigmenttir. Oldukça yüksek pigmentlere sahiptir. Hı. Ya da hani şey de yapabiliriz bu arada hani ben direkt kuru sürdüm ama ucunu ıslatıp şekilde direkt de uygulayabiliriz. Ha, ıslatıp uygulayacak aynen. Arkadaşım. Evet bakın arkadaşlar bunlar yani evet. Sticklerle farklı çalışmalar yapabilirsiniz. Zaten bunun için üretilmiş bir seridir. Ya da zemini ıslatabiliriz. Zemini ıslatalım evet. Hani her şekilde uygulanmasını göstereyim ki akılda herhangi bir farklı bir şey tabii ki. Tabii ki.
Diğer tüm sulu boya şeyleriyle de aynı zamanda uyumlu. Kullanabilirsiniz. Hı hı. Şu hatta mediumlarla. Mediumlarla tabii. Şekilde. Doku çalışmaları için de aslında olanak sağlıyor. Şöyle göstereyim ben. Şimdi elimde rendi olmadığı için maketle şöyle yapacağım ama elimde rendileriniz varsa şu şekilde. Meyna Hanım biz teşekkür ederiz. Şöyle biraz. Bunu rendeliyoruz. Evet, şu anda rendeledik. Yani tabii daha yürüyoruz. Spray mi sıkıyoruz? Evet, su. Evet, su, su sadece su. Evet. Ama hani şu dokuyu elde etmek için. Tamam. Böyle bir çalışma yapılabilir. Süper. Bakın arkadaşlar nasıl dağılım yaptı. Burada da yine renk geçişleri oluyor, onu da gösterelim. Mesela nasıl gibi? Hemen göstereceğim. Mağazamızda kampanya mevcut Mustafa Bey. Biraz daha iyi. Şöyle yapabilir misin? Ha, neyse birazdan yapalım. Tamam, siz yapın. Ben sonrasında. Varsa aklında bir şey. Bir denemek için başka bir şey yapmak istiyorum da. Tabii ki. Nasıl yardımcı olalım? Renk geçişi. Evet, şimdi renk geçişleri yapıyor arkadaşım şu anda. Mavili kırmızıyı kullandık ve arasını renk geçişinde sağladık. Yapabiliyorsunuz. Evet, bayağı morardı da kameradan tam belli olmuyor. Çok güzel oldu. Evet, palet olarak da kullanabiliyorsunuz dediğim gibi. Bundan direkt alıp. Evet, gibi. Yani mesela alıp. Arkadaşlar direkt olarak su boya gibi kullanabiliyorsunuz zaten. Evet. Daha kontrollü olacaktır. Aynen. Bir de şöyle bir şey yapabilir misiniz? Ya. Kırmızıyı buraya yine rendeleyip üzerine biraz daha fırsız yaptığımızda arasındaki renk nasıl bir dağılım tabii yapacak? Tabii ki hemen. Biz de deneyip görmek istiyoruz. Bazı şeyleri her zaman deneme fırsatımız olmuyor. Çok elimi de şey yapmak istemiyorum. Tabii önü kesme. Biraz o yüzden yavaştan alıyorum. Tabii tamam. Ki. Sanırım yeterlidir. O böyle de güzel oldu. Aa çok güzel, evet. Sıkıyorum. Hazır mısın? Evet. Evet daha arkadaşlar. Tamamen doku gibi. Yani böyle kabartı gibi, evet, duruyor. Evet, inanılmaz güzel. Farklı çalışma. Çok güzel oldu. Yani ayrıca bu profesyonel çubuklarımız tam tablet ve 5 milim profesyonel sulu boya pigmentleriyle aynı pigmente sahip. Ya sıkıştırılmış pigment gibi aslında düşünüldü. Evet. Ya dediğimiz gibi normal sulu boya gibi kullanmanızı ben açıkçası tavsiye etmem. Ama farklı dokular, bunun gibi farklı dokular, işte pastele benzeyen farklı dokular yapmak istiyorsanız yani tavsiye ederiz. Bunu seyahatte falan kullanabilirsiniz aslında sulu boya gibi. Ya taşıması çok kolay. Evet, şimdi evet evet kesinlikle aynen öyle. Ayrıca mesela bitti. Burada çok ince bir tasarım var. Hani bittikçe yırtabileceğiniz kesikler gözüküyor mu bilmiyorum ama üzerinde kesik yerleri var. Evet. Hani, ambalajı daha rahat aynen bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Işık solmazlığı yüksek yine bu üründe. Aynen öyle. Pigment çünkü yüksek pigmente sahip. Nemden uzakta saklanmalı onu da. Evet. Söyleyelim. Diğer tüm sulu boya malzemeleriyle kullanılabiliyor. Tekrar vurgulayalım. Sulu boya yani. Aynen. Sulu boya da farklı dokuları elde edebilirsiniz. Bakın biz şu anda örnek bir çalışma. Tamamen tasarruf üzerine yaptığımız bir çalışma. Sonucu ortaya çıkan manzara bu. Aynen. Evet. Şimdi sulu boya markerımı deneyeceğiz. Evet. Evet. Sulu boya markerımız şöyle. Aynen. Setimizin. Setin içeriğine bakar mısınız? Ne kadar güzel ya. Evet. Şöyle tek tek olmak için plastik gövde. Winsor Neptune her şeyi düşünüyor. Yani. Aynen. Şu bile çok önemli bir detay aslında. Arkadaşım az önce bahsetti ama şu arasındaki etiketlerin arasındaki hani bölümler. Ya şimdi siz bunu soyarken sadece örnek vereyim şuraya kadar soyacaksınız. Geri kalanı yine elinizde rahat bir şeyi tutup bulaşmadan kullanabiliyorsunuz. Öbür türlü olsaydı komple çıkartacaktınız. Daha sonra sürekli elinize ayağınıza bulaşacaktı. Yani markanın önemi diyelim. Ayrıca bu Winsor Newton'un watercolorları ProMarker'ın çatısı altına girdi. Onu da şöyle yenilendi hatta. Şöyle gösterelim. Şimdi ProMarker'ı bir kısaca ben size bahsetmek istiyorum. ProMarker illüstrasyon çalışmaları için kullanılan alkol bazlı kalemlerdi. Winsor Newton yeni bir çalışma yaparak bunu aynısını watercolor marker olarak yaptı. Ve sonradan güncelleyerek ProMarker watercolor yaptı. Aslında şimdi bahsedeceğimiz bütün özellikleri aynı. Aynen. Ama ambalajları değişti. Ambalajları değişti ve isminde ufak değişiklikler yaptı.
markasal imaj diyelim. Ama şunun ambalajı bence çok güzelmiş mesela. Evet, bu ambalaja geçmiş. Bu ambalajdan kısıtlı sayıda elimizde var. Bilginiz olsun. Emre'nin de dediği gibi tekrar ben göstereyim ama bir fırça ucu var, bir de ince ucu var. Böyle bir kalem alıyorsanız eğer yani tek hazneli bunların yatay saklanması gerekiyor. Yani bu şekilde saklamanız gerekmekte. Tavsiyemiz bu yönde, evet. Bu tüm kalemler için geçerli aslında. Tek hazneli olan bütün kalemlerde gereken bu. Yine transparan ve parlak renkleri mevcut. Bunun da diğer tüm sulu boya medyumlarıyla da ya da ürünleriyle de kullanılabiliyor. Sulu boya. Ben bunu seyahat için hepiniz öneririm. Mesela bir doğaya çıktığınız zaman sulu boya malzemelerinizi yanına almak yerine böyle bir markerlar ya da küçük bir defterle çok güzel çalışmalar yapabilirsiniz. Evet. Arkadaşım şu anda bunun bu arada transparanlık derecesini gösterirsen transparan mı? Evet, transparan. Evet. Bakın arkadaşlar, transparan renk parlaklığını birazdan göreceğiz. Renk karıştırmak için blender'a ihtiyaç var mı? Bunda renk karıştırmak için blender'a ihtiyacımız yok. Suyla dağıtabiliyorsunuz. Bakın şimdi arkadaşım yaptığı gibi. Evet. Bir de açabiliriz. Daha da açabiliriz. Buradan alıp burada da yapabiliriz. Yani burası da gibi. Gibi yapabiliriz. Ya da hani genelde şey yapıyorlar. İşin içine kalem girdiğinde insanlar hani bir palet tercih edip çocuk kısmını kullanır. Burada çizip, burada renklerini oluşturup, renk seçimlerimi, yeşil, turuncu. Bir bayan olarak en sevdiğimiz renkler diyelim. Burada en sevdiğiniz renkler diyelim. Ben biraz çamur oldu çünkü renkleri çok saçma seçmiş oldum. Fırçadan da olabilir o. Olabilir. Evet. Şey yapabilir miyiz? Ne? Yine ıslak bir zeminde deneyebilir miyiz? Islak, evet, bir ıslatıp deneyelim bence. Islak mı umarım belli oluyordur orası. Oo, çok güzel, inanılmaz güzel. Evet. Bakın arkadaşlar, suda nasıl dağılıyor. Zemini sattı Elif arkadaşımız ve üzerine markerla çizdiği zaman ne kadar akışkan ve güzel bir hale geldi. Daha değişik dokular elde edebiliyorsunuz. Daha pratik çalışabiliyorsunuz. Yine bunlarda da renk karışımı yapabiliyorsunuz. Evet. Peki müdahale etmeyeceksem eğer az önceki gibi sıçratma tekniğiyle bunda da yapabilir miyiz? Acaba ne sonuç elde edecek? Aynı benzer bir etkiyi bunda da deneyebilir miyiz? Isıtmana gerek yok sanırım. Normal çizip üzerine bir fıstık satacağız. Ha, tamamen deneme tabii, yani bunu bir görelim. Varsa farklı. Değil. Evet. Böyle yapayım üstüne de başka bir renk verelim. Bahane hocam hoş geldiniz. Orada yine renk karışımı. Evet bakın gördüğünüz gibi sarı kırmızı karışınca turuncu oldu. Wow çok güzel. Bu şekilde. Alttaki de. Bu yayını kaydedecek misiniz? Evet bu yayını kaydediyoruz. Arkadaşlar tamamen tesadüf üzerine yani aklımıza gelen bir şey dolaşlama yaptık ve sonucu gördüğünüz gibi. Markerı sürdük üzerine fıstık spreyle suyla. Yaptık ve çok güzel dağılma bir efekti çıktı. Yani ucunu şekillerde de kullanabilirsiniz. Evet. Yine dediğimiz gibi renk karışımlarını çok rahat bir şekilde elde edebiliyorsunuz bunlarda da. Tamam. Şimdi fırça denemesi. Şu profesyonel seri fırçada bir deneme yapabilir miyiz mesela? 7 serisi. 7 serisi de olabilir. Hangisiniz? Ben şu düz uçluğu istiyorum. Bunu çünkü mı? Özellikle herkesin karıştırdığı hani bir teknik olduğu için. Bakın arkadaşlar bununla bir deneme yapalım. Fırçayla boyayı bir paletten taşıyıp bir ufak bir deneme yapabilir miyiz? Tabii ki. Daha güzel bir renk seçelim. Bir evet güzel bir renk olsun lütfen. Olsun. Mor mu olsun? Şeyle yani. Markerla mı yapacaksın? Markerla yapayım istiyorsan. Çünkü palette en rahat olur, marker yapabilirim. Olur. Ve bu fırça tekrar evet, profesyonel fırçamız düz uçlu. Genellikle karışılan bir teknik olduğu için akrilik fırçaları kullanılıyor. Aslında hiç gerek olmadığını orijinal sulu boya fırçasının düz uçlu olarak da kullanabilirsiniz. Samurdur bu arkadaşlar. Evet.
Görünüyor. Evet, görünüyor. Markerı palete sıktık. Sürdük, pardon. Evet. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Fırçanın önemi. Ya fırça boyayı taşıması gerekiyor. En önemli detay. Evet. Kontrolü sizde olması lazım. Fırçada değil. O yüzden samur fırçalar çok önemli bir nitelikte oluyor. Ya bunları da evet. Islak ve kuru şey yapabiliriz. Evet. Bu kağıtları göstereceğim ben. Az önce dokunmanı çok net gösteremedik ama. Tamam. Tamam. Kağıtların farkını anlatalım. Evet arkadaşlar. Az önce bahsettiğimiz profesyonel seriden. Evet şimdi. Dokuları gözüküyor mu çok net. Şöyle gösterebilirim herhalde. Bu 300 gram. Evet, bakın koton. %100 koton. Bu kağıt şu aslında. Az önce gösterdiğimiz hafızalarda kalsın diye. Defterimizin iç yapraklarını gösteriyoruz. Dokularını anlayabilirim evet. Diye. Şöyle. %100 koton. Bu 640 gramın farkı. Bu 640 gram sadece tabaka şeklinde satılıyor. Bu arada bizim unuttuğumuz bir detay vardı. Bu 300 gram ve 640 gramın boyutları var ve ayrıca tabakaları var. 56-76 boyutunda. Ve aynı zamanda 640 gramı var. Bu 640 gramın da sadece tabakası mevcut. Defter halinde değildir. Bilginiz olsun. Bu arada bu kağıtlar asitsiz ve arşivlik olarak kullanılan kağıtlar. Bunu da söyleyelim. Yine hot press bunun dokusu da gözüküyor mu net bir şekilde mi? Evet şu anda görünebiliyor arkadaşlar. Bu da hot press. %100 koton dokusu tamamen pürüzsüzdür. Kırmızı etiketli olanımız şu arkadaşlar. Evet. Bu da 640. Yine 640 gram %100 koton serimiz. Evet, en kalın dokulu olan arkadaşlar. Şöyle zaten yakından çok koyalım. Net belli oluyordur bunun. Evet. %100 koton. Kağıdın infazı. 300 gram ve 640 gram. Evet, şöyle gösteriyorum. Doğru. Tamam. Kalınlığını da şöyle gösterelim. Bu da 640 gram arkadaşlar. Yine dokusu bu şekilde. Çok kalın bir sulu kağıdıdır. Evet. Her kağıt asitsiz olamaz. Her asitsiz kağıtta arşivlik olmuyor bu arada. Onu da söyleyelim. Ha, bunu... Noktayı koymak istiyorum diyorsun. Aynen. Yani. Son şeyi de gösterelim. Şöyle daha akademi tarzı diyelim. Arkadaşlar bu da uygun fiyatlı akademik kağıdımızdır. Bunun dokusu bu şekildedir. Tek dokuya sahiptir. Bu cold press kağıttır. Hani bahsettiğimiz gibi iki grup halindeki kağıtlarımızın uygun fiyatlı olan serisidir. Defterleri ve 56-76 tabakası mevcut. Evet. Şöyle. Dokuları en azından belki gözüküyorsa. Sırada ben giriyorum. Kağıdın önemi. Evet. Renkleri falan her şeyi farklı bir şekilde meydana geliyor. Şimdi Elif onu bir de kalp çizecekmiş. Son bir teknik kalp olarak. Çizecek. Ben mi çizeceğim kalbi? Evet. Sembolümüz oldu. Sen de al kalbi kendi. İstiyorsan. Hangisiyle yapalım? Bence karışık yapabilirsin. Watercolor markerla, bence watercolor markerla stickle birlikte karıştırarak yapabilirsin. Bence bu değil. Yeni bir kağıdımız varsa onu deneyelim. Evet. Büyükçe mi yapalım? Nasıl istiyorsan. Tamamen özgün çalışabilirsin. Kuru yapalım. Kırmızıyla başlayalım. Kalbi de hiç yapamam. Bir tane bir istiyorum. Bir tarafı böyle olsun. Tamam. Şimdi stickle bir tarafını yaptı. Watercolor markerla diğer tarafı yapıyor. Evet. Süper. Sulandırayım mı? Tabii böyle bırakmamak lazım. Yarısını sulandırıp yarısını bırakalım bence. Tamam, nasıl yapmak istersen. Evet arkadaşlar.
Bunu da üstüne sulandıralım. Tamam. İçine rendi yapıp su dök. Püskürsün. Bence de kesinlikle. Çok beğenildi galiba. Evet Nazlı Hanım. İçine rendi yapıp su püskürtür müsün lütfen? Çok farklı fikirler, bir çalışma yaptım. Fikirler için teşekkür ederiz. İçine mavi yapacağım çünkü daha... Su spreyliğin yemiş meyindanım ama evet, zaten yapacağız evet. Mavi mi? Kırmızıyla mı yapayım? Bence ikisini karışık yapalım. Az önce çok güzel olmuştu. Tamam. Ama elini kesme son anda. Dedik ve kesti olmasın. Evet. Benim canım mavi istedi. Bir dahakine rende. Evi bir dahakine rende bulunduralım burada. Teşekkürler Cenk. Şöyle. Evet. Sanırım yeterlidir diye düşünüyorum. Tabii. Parti bir şey olsun. Şaşırt bizi herif. Şaşırtayım seni hemen. Evet. Bizi şaşırt. Hazır mıyız şaşırmaya? Evet arkadaşlar. Sıkayım mı bir tane daha? Bence sık. Vav. Yalnızı baya... Evet bence de öyle bir şey yapalım. Bence dokuzuyla hiç oynamayalım. Değil mi? Aynen. Arkadaşlar bu kalbi görmek istiyorsanız mağazamıza bekliyoruz. Hemen reklamımı yaparım. Kalbimizi de gösterelim. Evet arkadaşlar çok güzel bir doku oldu gerçekten. Yamuk yapmışım kalbimi. O çok önemli değil. Önemli olan şu an yaptığımız. Mükemmel böyle kalsın demiş. Bence de. Evet arkadaşlar. 2 hafta üstü de sulu boya tanıtımı yapınca kendimi sulu boyacı gibi hissettim. Bu akşam itibariyle sulu boya çalışmaya başlayacağım. Bir de son bir şey yapmak istiyorum. Tabii ki. Çüp sulu boya. Bakın arkadaşlar. Kotman'dan bir sarı renk seçtim. Fenerbahçe mağazası olduğu için sarı mavi olsun bence. Şöyle şu kırmızı yerden çıkartalım. Tamam. Ve şunun da yeşilini mi seçelim ya da mor mu seçelim, kahverengi seçelim. Yok siyah daha iyi olacak. Evet, karar veremedim. Sen ben vereyim sen. Tamam. Şey yapma. Çerçeveletelim demiş. Tabii ki Melinda Hanım. Size hediye ediyoruz. Elif Hanım imzasını atacaktır. Evet çıkardık siyah. Şimdi bu üçünü bir aynı anda çalışma yapabilir miyiz? Şöyle bir kenarda bir deneme yapalım. Son noktayı koymuş olalım. Kenarlara da sıksanız daha güzel olacak yazmış bir evet. Şunların üzerine sıkarsan belki evet. Ay, ortalık yanıyor. Alev aldı buralar. Alev aldı buralar. Teşekkür ederiz. Ama dokusu çok güzel oldu onun da. Nasıl mağaza ya? Tuğçe Hanım biz renkli bir mağazayız öyle diyeyim. Bekleriz görmek için. Süper oldu. Süper oldu. Gerçekten süper oldu. Öneriler için dik durabilirsiniz. Kağıdı aksın aşağı doğru. Dikleştirmemi mi istiyorlar? Evet, Melinda Hanım öyle istemiş. Melinda Hanım. Melinda Hanım'a satacağız gibi görünüyor bunu. Galiba. Bu arada Melinda arkadaşımız da bizde çalışan. Daha önce canlı yanlarımızda gördüğünüz arkadaştı. Evet. Bize bu şekilde yanımızda olduğunu hissettiriyor ve destek veriyor. Oo süper. Evet, oldu mu? Süper oldu. Çok güzel oldu. Renklendi. Tamam. Şimdi az önceki kağıdımızı aslında bir deneme yapalım. Evet. Arkadaşlar renkler sizce nasıl? Benim seçtiğim renkler. Bence seyircilere de yani izleyici arkadaşlara da sorabilirdik ya. Evet renklerde okeysek bir deneme yapacağız. Ben siyah seçtim, sarı seçtim ve mavi seçtim. Sulu boya stick. Kobalt Blue, Marker'da Ivory Black ve tüp sulu boya da Lemon Yellow. Bay çizim çok güzel olduğunu söyledi. Evet başlayabiliriz. Sadece düz çekip mi yapalım, nasıl bir şey yapalım? Yani yan yana bence deneyelim ya da hani... Tamam.
bakalım. Suç Hanım da onay verdi. Evet arkadaşlar. Bir denememizi yapacağız. Nasıl yapacağını. Acaba hepsini zemini ıslatıp mı? Bence şey yapabilirsin. Kotmal tüp sulu boyayı zemine sürüp üzerinde ya da yanında bir çalışma yani yapabilirsin. Hani hepsini denemek zemini maaş. Islatıp mı acaba uygulasak diye düşünüyorum. Olabilir, olabilir. İkisi üç arasında bir geçiş gibi de olabilir. Tabii. Evet arkadaşlar. Bu olan. Geçiş gördüğünüz gibi yeşile dönüyor. Evet. Bakın arkadaşlar. Yani geçiş yapabiliyorsunuz. Geçiş yapabiliyorsunuz. Çünkü hepsi sulu boyadır. Entegre kullanıldığını da bu sayede aslında göstermiş olduk. Aynen öyle. Birazcık daha şunu donuyor mu? Efendim? Şu an donuyor mu çalışmalarımız? Yani videomuzda donukluk olmadığını öyle bir şey geldi, yorum geldi. Öyle mi burası? Vay imza gibi oldu. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? İmza gibi oldu. İmzasını attım aslında. Evet imzasını attı arkadaşımız. Şu an iyi diye cevap geldi. Teşekkür ederiz. Üstüne sür bence. Evet. Ha, sarın üstüne. Evet. Sarıyı çekiyorum. Evet kontur çekiyor arkadaşım şu anda. Evet güzeldi. Teşekkürler. Uçlarını da bu şekilde boş bir yere şöyle yaptık. Ha, temizleyebilirsiniz. Aynen, yani renkli sonuçta karışığında fırça gibi düşünün. Ucu tabii ki kirlenecek, renk alacak yani. Çok normaldir bu. Fırça çok güzel. Evet. Gerçekten iyi. Evet. Arkadaşlar üzerine bir fıstığa yapalım mı? Bence olmayacaktır ama. Deneyelim madem öyle. Yok aslında. Aa. Şey aşağı doğru okutalım mı şöyle? Bana doğru yapabilirsin. Hemen. Benim hoşuma gitti bu fıs olayı. Şurada geçişleri. Ha akıma tekniği yaptı arkadaşlar. Evet çok güzel oldu. Ya bu Winsornet'in harika ya. Gerçekten harika. Evet şurada oku birazcık kurudu daha hatta net çıkıyor. Aa evet ilk yaptığımız aslında sorduğun üzerine mavi ekledik. Ve üzerine spreyle fıs yaptık. Çok güzel oldu. Renk karışım yaptık yerine. Renk karışımlarında arkadaşlar. Onlar. Maviye de bir fıs yazmış. Hangi maviye fıs? Melinda Hanım istemiş. Hangi maviye? Bunlara mı? Büyük ihtimalle ona diyordur. Ona yapalım bence. Yaptım sana fıs. Sulu boya kalemiyle olur mu? Sulu boya kalemiyle? Yani sulu boya ile olur. Aslında şey olur. Karandaşın mucim akrelleri denemiştik daha önce. Onlarla olabilir. Çünkü onların pigmentasyonları daha yüksek bir kalemlerdir. Ya bunlar da tabii pigment önemli aslında. Evet. Arkadaşımız son bir çalışma daha gösteriyor. Şöyle rengin açıklığını aslında göstermekti evet. Amacım. Çok. Gayet iyi belli oluyor en sondaki. Arkadaşlar koyun açığa doğru çekebileceğiniz kontürler ya da yapacağınız çalışmalar. Bunlar da bu arada kat kat da çalışabiliyorsunuz. Hani bir ürününüz tekrar daha dokulu elde edebiliyorsunuz. Elde onu da ben az önce unutmuş olabilirim. Doğru. Şimdi en azından değmiş olalım. Tamam. Evet arkadaşlar bu haftalıkta canlı yayınımızın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz, destek verdiğiniz için herkese teşekkür ederiz. Elif Hanım'a da yaptığı çalışmalar için teşekkür ederiz. Masamızın son hali bu şekildedir. Herkesi bekleriz. Hayırlı haftalar diliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.